Günaydın Hayat'tan herkese merhaba. Haftanın son günü Cuma gününden herkese sımsıcak sevgilerimizi gönderiyoruz. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyoruz ve şimdiden iyi hafta sonlarınız olsun. Bugün programımızda neler var? Bugün öğreti ve düşünceleriyle yol gösterici olan Mevlana Celalettin Rumi'nin 749. Vuslat yıl dönümünü yarın 17 Aralık'ta kutlayacağız. Bugün de Günaydın Hayat'ta İstanbul Emekli Başvarcı Mustafa Akgül ile Mevlana'nın hayat felsefesini konuşacağız. Aynı zamanda çocuklarda mahremiyet Mahremiyeti konuşacağız. Mahremiyeti nasıl öğretebiliriz çocuklarımıza? Yani ebeveynler ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çok çok önemli bir konu. Sorularınız olursa, sorularınız ve görüşleriniz, hikayeleriniz olursa bizimle paylaşabilirsiniz. Telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0090 505 756 0206 hazırsanız Günaydın Hayat başlıyor. Öğretileriyle kendi zamanından bugüne yol gösterici olmaya devam eden Mevlana Celaleddin Rumi'yi İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül stüdyomuzda anlatıyor. Mahremiyet eğitimi sadece bedeni koruma eğitimi midir? Çocuklara mahremiyet eğitimi ne zaman verilir? Eğitimci yazar Dilek Cesur sizler için yanıtlıyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar hafta sonuna şöyle güzel bir sofra kurmaya ne dersiniz? Mis gibi kokusuyla acılı tatlı tavuk. Çocuklarınıza sebzeyi sevdirecek sebzeli noodle. Pratik tarifleriyle Şef Belkıs Erden Tuncay bizlerle. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız artı 90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın hayat başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz her zaman olduğu gibi mutfak köşemizdeyiz. Biliyorsunuz ki bu haftaki mutfağımızın şef konuğu Belkı Serdem Tunca'ydı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bileyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Hafta sonuna giriyoruz. Evet. Bugün hafta sonuna yakışır lezzetlerimiz mi var? Evet güzel bir aile yemeklerinde, evet. aile sofralarında olabilecek çocukların da sevebileceği ne düşündüğüm bir tavuk yapacağız. Acılı ve tatlı tavuk. Acılı hem bal olacak için Çocuklar değil acı... seviyor mu acılı tatlı tavuk? E, acısı az tutulabilir veya hiç konmayabilir ama belli bir yaşın Üstündekiler yiyebiliyorlar. Seviyor. Zaten acı böyle çok baskın bir acı olmayacak. Hafifçe olacak içinde. Hı hı. Ee, şimdi ilk olarak yumurta akımız var. Yumurta, yumurta akıyla... akıyla yapacağız evet. sosunu. Daha sonra... Nişastamız var. Nişasta var. Malzeme listemiz birazdan ekranda yayınlanacak sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bu hafta sonu çocuklarınıza yapmak isterseniz acısını daha az tutabilirsiniz. Acılı tatlı tavuk. Tatlı olunca tabii çocuklar kesinlikle hayır demeyecek. Sevmeyen evet. varsa çocuk e, aralarında tavuk sevmeyen çocuklar sevdirecek bir tarif diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bende? Çünkü e, tatlı işte üstünde susamı var, çıtır çıtır. Aa. Bir miktar işte süsleme olarak da soğan, yeşil soğan koyacağız. Hem çok renkli olacak. Hı hı. Şöyle şunu azıcık bir çırpayım ben. Bugün zaten konumuz çocuklar. Heh, ne çok güzel Çok seviyorum. Konumuz çocuklar oldu mu bayılıyorum. Belki anne olduktan sonra çok önemser oldum. Gerçi eskiden de çok severdim çocukları. Ama şimdi Bugün konuşacağız tabii çocuklarda. Tabii ki, tabii ki. Evet ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa bugün çocukları mahremiyeti sınırlarını tanımayı ve koymayı itiraz etmeyi nasıl öğretebiliriz bunu öğreteceğiz sorularınız olursa bizimle paylaşabilirsiniz telefon numaramızı tekrardan hatırlatmak istiyorum 0090 505 756 0206 mutlaka ve mutlaka bu programı izleyin Çünkü bence çok çok önemli çok, bir konu çok mühim bir yani konu. her şeyden en önemlisi hani çocuklarımıza eğitim verirken mahremiyet bilincini doğru şekilde aktarmak en önemli hani gelişim aşamasında en önemli konulardan bir tanesi. Kesinlikle. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi tarifimize geri dönelim. Tavuğu yumurta akı, nişasta evet. ve... Bunu niye yapıyoruz Cevahir Hanım? Dışında bir kabuk oluşsun. Daha bir tavuk oluyor? içinde sulu kalsın diye. Yani dışı kıtır, ha. içi sulu kalsın diye yapıyoruz. Nemini bırakmaması adına. Evet. Şimdi Ateşimiz şey, yağ çok iyi ısınmalı. Ben hı hı. bir saniye şunu biraz daha arttırayım. Önden de biraz ısıtmıştım zaten. Bu kızgın hı hı. olmalı, bu çok önemli. Hı hı. Çünkü öteki türlü yağı çeker. Evet. Aslında hani kızartma sağlıksız diyoruz ya, böyle çok kızdığı zaman ve hemen böyle kızartıp aldığımız zaman hani onun bir yöntemi hı hı. var, çok yağ çekmiyor. Sonrasında da altına böyle bir e, Kağıtla. kağıt evet. koyabiliriz. Bütün yağını da çeker. Tabii ki o şekilde yapabiliriz. Hı hı. Şimdi burada kızarttıktan sonra bir sosumuz var. Ben hmm. Sen açısından isterseniz sosu da şimdi anlatayım. Bu acılı tatlı sos. Evet. Hmm. Onu da hemen ilave edeyim Tabii isterseniz. Ki. Şimdi ne var içinde? Sarımsak, ezilmiş sarımsak. Hmm. Ezilmiş sarımsak. soya sosumuz var. Soya sosu var. Burada önemli bir nokta var. Soya sosu normalde sodyumu fazladır. Tuzlu bir üründür. Hmm. Onun o yüzden için tuzu az. Evet, ben için hiç tuz koymayacağım. Sonra tadına bakacağım. Gerekirse ilave edeceğiz. Hı hmm. hı. Bu e, bu tarif e, böyle uzak doğu evet. Uzak doğu var. <laughs> Onu bir anımsattı. <laughs> evet onlar çok kullanırlar. Onlar Tatlıyı. bir de tavuğu da çok kullanırlar. Tavuğu çok kullanıyorlar. Tatlı çok kullanıyorlar. Bal da koyuyoruz. Evet bal koyuyoruz. Hmm. Bu zaten hem tatlı hem ekşi buradan gelecek. Ekşili soya sosundan gelecek herhalde. Ekşilik evet ondan acılık, ekşilik. Hı hı. Tatlılığı da Acı baldan gelecek. var. Evet bal, balımız var. Bunda şöyle sosumuz bir var. Karıştırıyorum. Bir de kavrulmuş susam. Kavrulmuş susamı da koyuyoruz. Evet, susamı da ilave ediyorum. Kavurmak gerekiyor değil mi? Susamı kavurduk tabii. Hı hı. Şimdi beyaz oluyor ya normalde evet, hali. Evet, Biraz böyle kavurunca çok yakmadan hem içindeki yağ açığa çıkar, daha hı. lezzetli olur. Onun yani bazı şöyle işte, <laughs> hani e, tava kirlenmesin diye. Boşver kavurmayalım. Olmaz. Hiç böyle olsun demeyelim. Lezzet farkı olur, olmaz. Hı hı. Bir şey yapınca tam yapmakta yarar var. Hı hı. Sonra sosa batırıyoruz tavuğu. Yok, sosa batırmıyoruz. Şimdi bunlar kızaracak. Sonra sonrasında sosu üstüne sosu dökeceğiz. Batır. Evet. Ha. Evet. Ya, o zaman tavukları siz kızartın. Başlıyoruz böyle. Başlayın. Evet. Daha sonrasında tavuklar kızardıktan sonra sosu da sosu ilave ediyoruz servis aşamasında. Hı -hı. Bunu Hı -hı. ben al güzelce kızartacağız. Hemen. Hemen kızarmayacak değil mi? Ben konumu içeride... <laughs> ne kadar sürer peki bunun yapma işlemi? Ee, şöyle yani bunların hepsini dizeceğiz içine tek tek Aha. parçalar kızaracak önlü arkalı. Ben acaba şeyi merak ediyorum, kolumuz gelmeden görebilecek miyiz diye de uzun sürer galiba, değil mi? Evet, bunu ben size isterseniz arada ikinci arada gösterebilirim bitmiş <laughs> halini. Evet, zaten evet. finalde de hepsi bitmiş olarak göreceğiz. Tamam. Ben tamam. şimdi buna başlayayım isterseniz. Ellerinize sağlık, şimdiden Sağ olun, Teşekkürler, mersem. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mevlana'yı konuşacağız, hayat felsefesini konuşacağız. İstanbul emekli başveri Mustafa Akgül bizlerle. düşünce ve tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip. Günümüzde hala araştırılan ve yorumlanan yaşam felsefesiyle yol göstermeye devam eden Mevlana'yı Vuslat Haftasında yeniden anıyoruz. İstanbul Emekli Başvaiz'i Mustafa Akgül, "Şimdi günaydın hayatta." nasılsınız Allah'a şükür sizler de iyisiniz Bizler deyiz çok şükür. Her Allah. şey yolunda diyelim. Çocuklar böyle hasta oluyor sürekli ama Evet. Yani olacak mevsim geçişlerinde yine de şükrediyorum her şeye rağmen. Hayatta evet. iniş de çıkış da var. Hı -hı. Efendimiz buyurmuş ki Müslümanın başına sıkıntı gelirse sabreder lehine olur. Evet. nimet gelirse şükreder lehine olur. Evet. Her ikisini de lehine çevirmeyi bili, bilen insandır diyor Müslüman'ı tarif ederken. Çok güzel hocam. Şimdi evet. Mev, bugün de Mevlana'nın hayat felsefesini konuşacağız. Şu zamana kadar hala hayatımızda büyük bir rolü rolü olan, yol gösterici olan sözlerinden bahsedeceğiz. 749 yıl geçti. Yarın yine Vuslat yıl dönümü kutlanılıyor. Biz de o yüzden programımızda bunu konu edinmek istedik. Şimdi e, öldüğü gece Şebi Arus. Arus deniliyor. Düğün gecesi. Evet. Bundan bahsedebilir misiniz hocam? Onu e, arz etmeye geçmeden evvel onu bir kere bir şey yapalım. Bazı kardeşlerimiz şey bir aruz z ile söylüyorlar. Doğrusu aruz aruz fela, bir vezn'in adıdır. Aruz sonu s. Se. S ile. Evet. Düğün gecesi demek. Hı hı. Zifaf gecesi. Kavuşma. Başka bir şeyde de vuslat deniliyor dikkat edin. Evvela şunu arz edeyim. Mevlana'yı anmak anlamak ve anlatmak. Eğer biz bunu başaracağız dersek boyumuzu aşan bir davayı sürdürmüş oluruz. Haddimizi aşarız. Efendim anlaşılamaz, anlatılamaz. Mevlana çok büyük. Ondan bahsetmek bizim ne haddimize dersek onu anlatmaktan ve anlatmaktan mahrum kalmış oluruz. <laughs> Mevlana bu sene 749. katı atılan bir gökdelen. Hmm. <laughs> inanın kavramak mümkün değil. Çünkü o bir sözünde diyor ki benim bildiğimi bilmek bilmeyi istiyorsun, hevesleniyorsun. Bu çok güzel ama gelmeyince göremezsin. Bilmeyince tadamazsın diyor. Bilme, tatmayan bilmez. Ama ne yapalım? Biz o gökdelenin kapısından girmeye çalışalım. Evet. Ne dedik? Ölüm gecesine düğün gecesi diyebilmek her baba yiğidin karı değil Cevahir Hanım. Kendisi böyle söyledi. Tabii. Değil mi? Kendi kendi. Ve diyor ki, bir gün benim tabutumu omuzlar üzerinde giderken görürsen arkamdan ah ah vah vah deme. Ben işi bitirmiş sevgilime kavuşmuşum. Hı hı. Sen dön kendine bak. Eğer Rabbi'nle aran iyi değilse emirlerini yerine getirmiyorsan yasaklarını işliyorsan. İnsanlarla aran iyi değil, kalp kırıyorsan, üzüyorsan, üz üzülüyorsan kendine döndü ah ah vah vah diyor. Hı hı. Ve Mesnevi'nin başında e, Cevahir Hanım Bişne ki hikayet mi kunet ez cüdayi hayi şikayet mi kunet Şu neyi iyi dinle diyor. Sadece bir müzik aleti zannetme. Bu ...ayrılıkların hikayesini anlatıp... ...ayrılıktan şikayet ediyor. Nedir neyin ayrılığı? Bir zamanlar... ...kamışlıkta kamıştı... ...kesildi oradan ayrıldı... bar delik delik delindi... ...içinden bir şiş geçirildi... ...ne zaman... ...insan nefesi ona ulaşsa... ...kamışlıktaki... ...aslını hatırladığı için... ...inliyor. Hmm. E Mevlana niye bizi buraya götürüyor? Yahu biz diyor... Bir kere Allah'tan geldik. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayet. Nefaktu fihi min ruhi. Cenab-ı Allah diyor ki ben Adem'in vücudunu çamurdan, topraktan yarattım. Evet. Ama ruhumdan da ruh üfledim. O zaman Adem oldu diyor. Hmm. Demek ki ruh Allah'tan ayrıldı. Dünyaya geldi. Gökte uçar iken indirdin beni. Vadiyi virana kondurdun beni. Vahşi hayvanlara döndürdün beni. Aslımdan bir haber verenim yoktur, diyor Salih Baba. Mevlana da buna işaret ediyor. Ayrılıp gelmişiz. Öyleyse bu neyi iyi dinleyin. Bu ayrılığın hikayesini anlatıyor. Bu ayrılık da bir gün bitecek. Bittiği noktaya vuslat ya da şebi arus diyoruz. Düğün, düğün gecesi. Ya insan ölüm gecesine düğün gecesi der mi? Bazıları zanneder ki. Mevlana için yapılan her sene Aralık ayının, e, yarın yapılıyor diyorsanız 17'sinde doğru. 17 Aralık. E, yapılan bu merasim acaba e, Mevlana'nın evlenme yıl dönümünde mi? Hayır, hmm. ölüm yıl dönümünde. Koca Mesnevi'yi yazan Mevlana başka kelime bulamamış mı ki ölüm gecesine, düğün gecesi demiş. Diyor ki ben bu dünyada gurbetteydim. <laughs> Bakın dikkat edin Cevahir <laughs> Zengini fakiri, Ağası paşası, öğrencisi öğreteni, amiri memuru insanlarda bir sıkıntı hep devam eder. Bu dünyanın safasını baştan başa sürdüm diyen yalan söyler. Pişmemiş çiğ yumurtayı soydum diyen yalan söyler demiş şair. Devamlı bir sürür, devamlı bir neşe yok. Bir evet. sıkıntı neden? Çünkü Ruhumuz Allah'tan gelip bu vücut kafesine girince kafese giren kuş gibi olmuş. Hep duvarları tırmalıyor ki ben geldiğim yere ne zaman gideceğim? Ben aslıma ne zaman döneceğim? İşte Mevlana bunu keşfetmiş. Aslına döndüğü günü, vuslata erdiği günü, Rabbi ile kavuştuğu günü düğün gecesi olarak ilan etmiş. <laughs> Söz sizin olacak, sorularınız olacak. Onu bekleyeceğim ama şu söyleyeceğimi izleyicilerimizin de dikkatini çekerek arz etmek istiyorum ki iş yerine otursun, temeli iyi atalım, üstüne bina kolay. Cevahir Hanım, dünyadaki vasıtalara dikkat edersek yaklaşık üç çeşittir. Kara vasıtaları, deniz vasıtaları, hava vasıtaları, araçlar. Bu vasıtalara bunların özelliklerini ve kabiliyetlerini bilerek binersek, bilerek kullanırsak bizi hedefe ulaştırır. Kabiliyetlerini bilmez, bunların neleri başarıp neleri başaramayacağını bilmezsek bu vasıtalar bize zarar da verebilir. Hı hı. Kara vasıtası otomobilimizi alalım. Ne kadar donanımlı olursa olsun, ne kadar son model olursa olsun, bu kara vasıtası bizi nereye kadar götürür? Denizin kenarına kadar götürür. Hmm. Orada da ben bununla yol alacağım dersek eyvah bizi batırır. Çünkü onun kabiliyeti suda yol almaya müsait değil. Hı hı. Biz denizde yol mu almak istiyoruz? Evet. Biz o otomobilimizi yakalım demiyoruz. Parka çekelim, vapura gemiye binelim ki denizde yol alabilelim. Hı hı. Vapura bindik. Kaptanımız çok becerikli. Vapurumuz çok donanımlı ama biz uçmak istiyoruz. O vapur bizi uçuramaz. Ona hı hı. kabiliyeti yeterli değil. Onu kenara çekip iskeleye bağlayacak, uçağa bineceğiz ki uçabilelim. Benim derdim dünya trafiğini anlatmak değil. Maneviyat yolculuğunda da vasıtalar üçtür Cevahir Hanım. Biri akıl, onsuz olmaz. Ama bir yere kadar bizim işimize yarar. Bizi bir yere kadar götürür. Ondan sonra tıkanır kalır. Evet. Bir ara işte mucizeler. Allahu u Teala'nın gücünün sonsuzluğu, ben Allah'ı görmüyorum nasıl inanayım gibi bir kısım şeylere takılır. Ne yapacağız? Bunu yakmayacağız. Parka çekip iman vasıtasına bineceğiz. Âmenna <laughs> duydum inandım, semiyana ve atana dediğimiz an bu bizi Aklın ötesindeki yollara da götürecek. Hı hı. O da bir yere kadar götürür. İman bir yere kadar götürür. Ondan sonra tıkanır kalır. Üçüncü vasıta ne? Aşk ve muhabbet vasıtası. İşte Mevlana bu vasıtaları geçe geçe aşk ve muhabbet vasıtasına binebilmiş. Hı hı. Onu anlamış, yaşamış. Hı hı. O kadar yaşamış ki öldüğü günü Aşık olduğu mevlasına kavuşma günü olarak ilan etmiş. Evet, hatta şöyle bir sözü var. Buyur. Ben aşkın aşığıyım. Ne demek biliyor musunuz? Aşkta yok oldum demek. Aşktan bahseden aşık değildir. Aşık olan zaten bahsedemez olur. Susar. Lal olma denir ona. Dilin durması tutulması denir. Ben aşkın aşığım. Şimdi. Biraz abartıyorlar Mevlana hakkında muhabbet aşk peygamberi diyorlar. Hmm. Biz bir başkasına peygamber sıfatını vermeye gönlümüz ve itikadımız razı olmaz. Ama onun aşk ve muhabbetle çok ileri gitmiş olduğuna işaret ediyorlar. Bunu da uygun görüyoruz. İkincisi Mevlana bir şeyi başarmış. Gelin biz diyelim ki o nasıl başardıysa biz de gayret edelim biz de başaralım. Bakın 749. Vuslat gecesi. Hı hı. Bu kime nasip olur? Bir. iki. Bu Vuslat gecesinde yapılan merasime sadece Diyanet İşleri Başkanı, sadece din görevlileri, sadece müftüler, vaizler, hatta sadece cami cemaati, sadece inanan Müslümanlar iştirak etmekle kalmıyor. Dünyanın dört bir yanından. Dünyanın dört bir yanından Müsaade. hangi dine mensup olursa olsun bütün insanlar Konya'ya koşuyor. Evet, zaten gel ne olursan ol yine gel diyor Mevlana. Şimdi bunu da açıklayacağız hocam ama öncesinde bir görüntülü bağlantımız var. Bir konuğumuz var. Ee, Öyleyse önce konuğumuz gelsin, Evet o sonra biz Mevlana'nın gel sözüne dönelim. Evet hocam, Peki. ağzınıza sağlık Siz bu arada, çok sağ. güzel ifade ettiniz. Görüntülü konuğumuz Fuat Gökçebay Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı Mustafa Akgül hocama da buradan var. selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Üstadımız, büyüğümüz. Başarı dileklerimi iletiyorum değerli hocam. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sağ olun. E, hocam biz bugün burada Mevlana'nın hayat felsefesini konuşuyoruz. Yarın Vuslat evet, Gecesi'ni hocam. kutlayacağız 17 Aralık'ta. E, hocamız çok güzel ifade etti birçok sözünü. Evet. Şimdi sizden sonra da devam edeceğiz. Size de şunu sormak istiyorum. Nürnberg'de ateşelik bünyesinde gerçekleştirdiğiniz projeler var. Öncelikle bundan bahseder misiniz? Daha sonra Mevlana hakkında sizinle de konuşmak isteriz. Şimdi efendim, e, evet bir hizmetleri Ateşeliğimiz malum yurt dışı teşkilatımızın e, birimlerinden, 80 küsur biriminden birisidir Nürünbe. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt dışı hizmetleri neredeyse dünyanın dört kıtasına yayılmış diyebileceğim. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya, Japonya'ya, Kanada'ya varana kadar ee, vatandaşımızın olduğu, millet varlığımızın olduğu her yerde olmaya çalışan, gece gündüz mesai mefhumu gütmeden çalışmaya gayret eden din görevlilerimiz, din gönüllülerimiz, hocalarımız, nüftülerimiz, ateşlerimiz, müşterilerimiz ile yürütmeye çalışıyoruz. Hele, hele Erkte de bizler... Hele ateşelerimiz hizmet ateşiyle yanan kişilerdir değil mi hocam? Allah razı olsun hocam. Evet. Sağ olun. Evet. Böyle olmaya çalışıyoruz. Bölgemizde bizler Diyanet İşleri Başkanlığımızdan görevlendirilmiş 75 din görevlisiyle 60 derneğimizde e, vatandaşımıza yaygın, örgün din eğitimi, din öğretimi, din hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Camilerimizde tabi normal mutat ibadet hizmetleri, din hizmetleri yanı sıra, vaaz irşat hizmetleri yanı sıra hafta içi hafta sonu eğitimlerle, e, Gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza hatta şimdi 4-6 yaş diye tabir ettiğimiz okul öncesi eğitimde de e, Kur'an kursu e, tabanlı e, cami eğitimlerimiz başladı 2 yıldır elhamdülillah pandemiden hı. sonra buna hız verdik e, yoğun bir şekilde hayatın her alanında vatandaşımızın gönlüne dokunmaya onun yanında olmaya maddi manevi ama en, en çok da manevi destek hizmetleri bakımından yanında olmaya çalışıyoruz. Bunun çok içerisinde güzel. şimdi yani vaktinizi de almak istemem. Çok fazla çeşitli projemiz var, çalışmalarımız hı hı. var. Ee, bunlar belki diye konular. Hı hı hı. Bir sonraki programlarda direkt bu projelerden bahsedin. Sizi tekrardan konuk alırız. Ben Mevlana'yı sormak istiyorum. Mevlana öğretisi, hayat felsefesi yurt dışında yaşayan Nürnberg'de yaşayan Türk toplumu tarafından ne kadar biliniyor? Şimdi Anadolu irfanı dediğimiz şeyin zaten mimarları bu insanlar. Yani Hazreti Nevlana, e, Yunus, e, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri gibi e, büyüklerimiz. Hı hı. Bu e, çınarlar zamanında bu kökleri atmışlar, bu tohumları atmışlar. Evet. Onların bize öğrettikleri haliyle insanımız eliyle de Avrupa'da ya, Avrupa'ya da yansıyor. Hı hı. İnsanımız birebir hani Mevlana'dandır bu diyerek söylemiyor ama haline, tavrına, sözüne yansıyan her şey aslında o aslında konuşmak yani doğ, söylemek doğru mu bilmiyorum ama Anadolu İslamı tabiri kullanılır ya. Ben ona Anadolu irfanı diyorum. O Anadolu irfanı yansıyor haliyle. <laughs> halimize yansıyor. Biz de zaten bunu istiyoruz, buna çalışıyoruz. Anadolu irfanımız bizi biz yapan değerimiz burada daha çok öne çıksın ki örnekliğimiz artsın. Ee, bu anlamda dünyaya sözümüz olsun istiyoruz. <laughs> ee, Sevgi ve hoşgörüden bahsediyorsunuz değil mi hocam? Evet, evet. Tabii tabii onu onu kastediyorum zaten. Onu kastediyorum. Anadolu insanının kendine has Hoşgörüsü, tatlı dili, nezaketi, neza, zerafeti, misafirperverliği, hı hı. güler yüzlülüğü, yardımseverliği bunlar. Aslında biz cümleliğinde hocam Mevlana öğretisi, evet. hayat felsefesi var değil o, mi? Onu, onu kastediyorum, hı hı. onu kastediyorum evet. Hı hı. O bu işi başarmış evet. ve yaşayarak da göstermiş. Hı hı. Sadece sözlü olsaydı bu kadar tesir etmezdi Cevahir Hanım, yaşayarak göstermiş. Allah razı olsun değerli hocalarımız da. Onun verdiği bu mesajı Avrupa'ya tanıtmakla meşguller hı hı. ve inşallah e, onun büyük faydasını görecekler. Hı hı. Çünkü Avrupa insanı da başka dinlere mensup olan insanlar da Mevlana ve Yunus dilinden daha da hoşlanıyorlar. Hı. Daha yumuşak, daha sevecen, daha hoşgörülü geldiği için onlardan evet. hoşlanıyorlar. Değerli hocalarımız da... Evet. Bu gayretin içindeler. Evet. Allah muvaffak Avru eylesin efendim. Hı hı. Avrupa entelektüeli doğrudur. Hocamın da buyurduğu gibi. Mevlana'ya ilgileri çok daha farklı. Yani bizim o tasavvuf anlayışımızla ilgilenen çok entelektüel var, çok insan var. Evet. Hı hı. Ama onun en başında da Mevlana Hazretleri geliyor ve hı hı. Mevlana Hazretlerinin öğrettiği sufizm geliyor. Evet. Hı hı. Peki orada yaşayan Türk toplumu bu sevgi, hoşgörü, misafirperverliği hala devam ettiriyor Değil mi? Yurt dışında yaşamalarına Olmaz. rağmen, iki kültürde yaşamalarına Olmaz. rağmen, ona rağmen devam ettiriyorlar. Ben şöyle bir e, anımı aktarmak isterim. Şimdi burada hocam bilir, e, o Türk perverliği, Türk ikramseverliği mesela şaşırtır insanları ama artık alışmışlar. Garson sordu, dedi ki hesaplar ayrı ayrı mı olsun, hepsi bir mi olsun? Dedik ki tabii ki hepsi bir olacak. Bizler Müslümanız, Türk'üz elhamdülillah. Gülümsedi dedi ki biliyordum da hani yine de ben bir sorayım dedim diyor. Evet. Yani en, en basitinden bizim e, o kendimize has, o cömertlik, sehavet, güler yüz, efendim e, kucaklama, sıcak kanlılığımız yansıyor elhamdülillah. Değerli evet. hocam bir Alman kardeşimizi iftar çadırına davet etmiş de Almanya'daki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ee, Alman yemeği yedikten sonra Hesabı evet. nereye ödeyeceğim demiş. Evet. Hesap yok evet. demişler. Ya bu kadar insana demiş ücretsiz mi yemek verdiniz? Evet. evet. Anlamakta güçlük çekmiş. Onun havsalasında, onun içinde evet. evet. bu terim yok. Evet, evet. Zaten evlerimize evet. de geldikleri zaman, ziyaret ettikleri <laughs> zaman. Ne var ne yok dökeriz. Evet, Onlar böyle evet. kahve zaten zar zor verilir. Yanında evet. da e, kavanozu açarlar, bir tane bisküvi verirlerse <laughs> verirler, geri kapatırlar, mutfağa götürürler. Ama hocam bir Anadolu Aynen. Anadolu irfanına işaret etti ya. Hı -hı. Anadolu'da yiyeceklerin en iyisi misafire saklanır. Evet. Yatacakların Aynen. en iyisi yatağı yorgan misafire saklanır kullanılacak eşyanın bile iyisi misafire saklanır. Bu ne büyük bir özelliktir, ne kadar üstün bir nimettir. Hocam buyurun ben sizi dinleyelim. Doğru, mesela. estağfurullah. Peki hocam Avrupa'da iki farklı kültür arasında yaşayan vatandaşlarımıza Mevlana'nın öğretisiyle öğüt vermek isteseydiniz neler söylemek isterdiniz? Cevahir Hanım şimdi e, Hazreti Mevlana'nın hocam tabi anlatacak anlatıyor bir sözü var, çok hoşuma gider. Testinin içinde ne varsa dışına o sızar, buyuruyor. Hı hı. Şimdi bizim özümüz belli, beslendiğimiz kökler belli. Nereden gelip nereye gittiğimiz belli. Bundan 61 yıl önce rızık endişesiyle buralara götüren millet varlığımıza aslında cenab kader ilahi başka bir görev yüklemiş, vazife yüklemiş. Sizi alkışlıyorum. Farkında olsalar da, estağfurullah hocam. Samimiyetle. Ee, evet. Aslında farkında olsalar da olmasalar da Cenab-ı Hak bu millet eliyle Avrupa'da İslam'ın temsilciliğini de yapıyor. Evet. Camilerle, Müslümanlıklarıyla, varlıklarıyla, ahlaklarıyla, duruşlarıyla, her şeyleriyle aslında İslam'ın da temsilciliğini yapıyorlar. İslam'ı da yayıyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek aslında o tohumları buralara saçıyorlar onlar. Hı hı. Çocuklar şimdi 3. nesil 4. nesilden bahsediyoruz. Biiznillah belki bir 50 sene sonra çok farklı şeyler konuşacağız. Hı hı. Şu anda belki emekleme aşamasındayız. Henüz yürüme aşamasındayız ama umutluyuz. Allah bu dinin tamamlayıcısıdır, bu dinin koruyucusudur. Bu millet eliyle Avrupa'da İslam'ı anlatıyor Cenab-ı Hak aslında gösteriyor. Şimdi milletimize şunu söyle, söylüyoruz biz sürekli cemaatimize şunu aşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza. Yavrular, gençler, çocuklar. Sizin içinizde öyle bir öz var ki, içinizde öyle bir güç, öyle bir enerji, öyle bir bağ, öyle bir kök var ki. Buna güvenin, buna güvenin. Bu dışınızda sızacak, görünecek ve bunu gösterin, e, zaten gerisi gelecek. Hı hı. Siz özünüze bağlı kaldığınız müddetçe, hani eskiden bir laf vardır ya, senin balın iyi olsun sine şamdan gelir derler. Evet. Sen özünü göster, köklerine bağlı olduğun sürece, e, amiyane tabirle onun müşterisi gelecek. Hı hı. Onun farkında insanlar. Görüyorlar hı hı. Çünkü Avrupa'da belki madden çok refah içindeler ama manen büyük bir açlık içinde insanlar, evet. çöküş içindeler. Müslümanın o kendine has güzelliğini, aile hayatını, ahlakını, zarafetini, edebini görünce zaten sizin bir şey söylemenize gerek yok. Haliyle gösteriyorsunuz, hı hı. onlar kendileri koşup geliyorlar öğrenmek için, sormak için, Hı hı. Her ay, her hafta camilerimizde ihtida merasimleri yapılıyor. Evet. Almanlar, efendim, yabancılar, kardeşlerimiz oluyorlar her hafta. Hı hı. Müslüman oluyorlar. Hı hı. Hı hı. Bunlar bizim camilerimizde vaaz dinleyerek Müslüman olmadılar. Evet. Bunlar İslam'ı bir şekilde gördüler, duydular, hı hı. yaşadılar, hı hı. Iı, takip ettiler, Müslümanları incelediler, gördüler, baktılar. Öyle bir karar vererek geldiler buraya. Evet, evet. Yani ben insanımızı bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, hı hı. yine Mevlana'nın sözüyle bitireyim ben vaktinizi almak istemem. Estağfurullah. Diyor ki ağacın dalları yeşil olsa bile eğer kökü çürükse o dalların bir anlamı yok. O yeşillerin bir anlamı yok. Ama kökler sağlamsa hı hı. E, hiç yaprak olmasa da gam etme. O bir gün yeri diyor. Şimdi köklerimiz çok, var. Çok güzel. Köklerimiz evet, köklerimiz çok sağlam. Hı -hı. Bu göklere bağlı kaldığımız müpteçe bir her şey yolunda olacak diye e, evet. niyaz ediyorum. Bi bizim Çok görevimiz evet. özür bizim görevimiz değerlerimizi sergilemek. Evet. Müşteri çıkacak, diyorum. alıcısı çıkacak. Çünkü tabir evet. caizse malımızdan eminiz değil mi de? Hocam? Evet. Kesinlikle. <laughs> hocam yapacağım. acizane onu arz etmeye çalıştım. Evet. Evet. Ahmetlerim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki katıldınız programımıza. Dün beri selamlar? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bizden selam ederiz efendim. Ne Allah'a emanet biliyorum. olun. Hayır, cumaları tekrar. Muhabbet sunuyorum efendim. Bilmiyorum. Kararını. Evet. Evet hocam. Şimdi gel. Evet, gel. Ne olursan ol gel. Yine gel. Mevlana Mevla. deyince aslında aklımıza ilk gelen Usul. sözlerinden bir tanesi, Bu. değil mi hocam? Fakat bunu birazcık tabirca ise Planya'dan geçirmemiz gerekiyor. Nasıl? Şimdi şöyle, gel ne olursan ol gel. Yahudi de olsan, putperest de olsan, mecusi de olsan, mecusi ateşe tapan demek. Günde bin kere tövbe edip tövbe bozmuş olsan yine gel. Fakat Mevlana, ya putperesten putunu da yanına al gel demiyor. Düşün, kendine gel, o putu bırak, öyle gel. Hı hı. Ama ben 80 sene puta taptım. Ümitsiz olma. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Hı hı. Ben şu kadar adam öldürdüm, ben bu kadar e, çaldım, çırptım, günah işledim, tevbe ettim yine yaptım. Olsun bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Hı hı. Bir tek şartımız var. Bu yaptıkların yanlış olduğunu kabul edip bir daha yapmamaya karar verdin mi? Bizim baş köşemizde yerin var. Hmm. Yoksa bu bütün hatalarınla beraber gel değil. Bırak da gel diyor. Bir de ümitsizlik yok mesajını veriyor. Hı hı. Kaç yaşında olursan ol, ne kadar günahkar olursan ol gel. Çünkü bizim kapıdan başka gidilecek kapı yok Cevahir Hanım. Allah'tan başka yaratıcı yok. Allah'ın kapısından başka gidilecek kapı yok. Hı hı. Ne ne yapmış olursak olabilelim insanız vesaire. Evet. Ama yine oraya varacağız. Evet. Evet. Bir e, sözü daha var ya hani yine meşhur. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun, olduğun gibi, gibi görün. görün. Mevlana burada tabir caizse kimyevi bir madde zerk ediyor bu sözün içine. Ya göründüğün gibi ol. Peki dürüst mü oluyor? Efendim? Dürüst ol diyor. Ha, ana ana mesaj dürüst ol ama e şimdi ben kötü olduğun gibi görün. Ya olduğun gibi görün diyor ya. Hı hı. Ben diyelim ki kötü huylarım var. Olduğum gibi görünmeyi istemeyeceğim ki. Hmm. Ya da göründüğün gibi ol. İkinci var ya hani hmm. iyi olmak istiyorum, iyi görünmek istiyorum. Her insanın içinde etrafı tarafından beğenilen bir insan olma duygusu vardır. Evet. Bu gayet normaldir. İşte diyor o olmak, görünmek istediğin gibi ol. Sen de içeride yanlışlar varsa onları yok et. Hmm. Yani olduğun gibi görün. Ya hani bazı insanlar söyler ya Cevahir Hanım. Ya Allah'ın bildiğini kulundan ne saklayayım? Ben şöyle bir yanlış yaptım. Söyleme ve zikretme kardeşim. Bir. iki Onunla övünmeye kalkma. Hı hı. Mevlana diyor ki... Görünmek istediğin gibi ol. Evet. Görünmek istediğin gibi ol. O sözü de öyle anlayalım dedim. Evet. Söz kesinlikle. Da. Yani farklı algılamayalım. Çünkü bazen insan... Ha. Hani bu felsefeden yola çıkarak insanlar böyle hani ben bu felsefeyi savunuyorum deyip ben böyleyim ben diyor böyleyim. ama ben doğru, doğru böyleyim, bir tabii böyle kabul ediyorsun evet, canım kesinlikle. sen de kesinlikle doğru kırıcı... anlamak gerekiyor ha. felsefe Mevlana'nın felsefesini olsun. en doğru şekilde anlamak sen de gerekiyor. kırıcılık varsa dökücülük varsa çalma varsa çırpma varsa ben seni niye öyle kabul ediyorum? evet evet hocam ama her insanda diyorum altını çiziyorum iyi olma iyi görünme iyi bilinme diye üstün duygular var hı hı Yanlışı yapan kardeşlerimiz, ben de yanlış yapıyorsam bu duyguları bastırarak kötülüğü yapıyoruz. Hı hı. Mevlana diyor ki o baskıyı kaldır, iyi görünme, iyi bilinme duygun var ya, işte onun gibi ol. Evet. Diyor. Evet hocam, evet. ağzınıza sağlık, çok Hızlıktan. güzel söylediniz. Ee, Mevlana ömrünü tüm ömrüm şu üç söz, hamdım, piştim, yandım diyerek özetliyor. Ne sığıyor şu Efendim? üç sözde anlatılan Efendim? ömrü hocam? Şimdi Dünya Kupası oynanıyor, değil mi? Evet. Ee, maçlar yapılıyor. Her çocukta Messi veya Ronaldo olma sevdası var. Evet. <laughs> Evladım, bu sevdanı alkışlayacağım ama bu işin kolay olmadığını bileceksin. <laughs> Bak şimdi hamsın, pişeceksin, hmm. sonra da yanacaksın. Ne demek? Hmm. Antrenman, santraman, antrenörün emri ise emri, terleme ise terleme, koşma ise koşma, beslenmene riayet etme beslenme, ne denilirse onları yaparak hamlıktan pişmeye geçeceksin. Burada da emek vermenin önünden mi bahsediyor? İşte ondan bahsediyor. Sonra yandım, ben o, o konunun e, sevdasında yok oldum. Yandım, hı hı. bittim. Mevlana bunu, ha biz niye futboldan misal verdik Bugünün insanları, gençleri futboldan çok iyi anlıyor ve ilgileniyor diye. Bir de felsefeyi anlatmak Mevlana için. Mevlana diyor ki, beni bir yaratan olduğuna inandım. İstedim ki o benden razı olsun, beni cennetine koysun. Ama baktım ki hamım, bu hamlıkla beni Rabbim cennete koymaz. Evet. Öyleyse pişeyim. Emek vereyim. Emek vereyim, Mücadele. olgunlaşayım. Hı hı. Önce öğrenmek için emek vermiş, sonra öğretmek için emek vermiş. Aliye İzzet Begoviç, Allah rahmet eylesin, dedi ki, göklerin talebesi olmadıkça yerlerin öğretmeni olamazsınız. Hı hı. Mevlana önce göklerin talebesi olmuş. Hı hı. Allah'tan gelen vahyi, peygamberin hadisini, Şems-i Tebrizi'nin sözlerini alarak... Pişmiş. Hı hı. Sonra da yandım kardeşim. Ben kendiliğimden de vazgeçtim. Beni unutun, sözlerimi dinleyin. Hı hı. Beni yok sayın. Ben yandım, bittim dedim. İşte hakiki aşk, aşık olan kişinin ortadan çekilmesi, evet. maşukun ortada kalması, hı hı. hedefin o olduğunu ispat etmesiyle mümkün. Mevlana diyor ki emeksiz iş olmaz. Pişmeye razı olacaksınız, yanmaya razı olacaksınız. ...hedefinize ulaşırsınız. Hı hı. Hocam Mevlana'nın o kadar çok fazla... ...güzel sözleri var ki... ...süremiz de kısıtlı. Siz böyle evet bundan da bahsedelim... ...dediğiniz cümlesi var mı? Mesela burada bir tane bu cümlesi... Öl, ...çok hoş. <laughs> Biliyorum ben öldüğüm gün... ...benimle barışacaksın. Vallahi Gel beni bugün söyle. ölmüş kabul et de... ...benimle bugün barış. Ben de çok onu güzel söyleyecektim. Bir söyleyecektim bunu, bunu mu söyleyecektiniz? Efendim bakın dikkat edin vefattan sonra etraftaki bütün insanlar akrabası arkı arkadaş... ya şöyle iyi insandı böyle iyi insandı şöyle yardım severdi böyle bütün iyiliklerinden bahsediliyor. Sevgili kardeşim ölmeden evvel bahsetseydin de bu adam bir de duysa olmaz mıydı? Mevlana diyor ki ben gördüm ki hep insanlar ölünce öl ölünün iyiliklerinden bahsediyorlar. Evet. Onunla barışmış görünüyorlar. Hı, hı Biliyorum benimle de ölünce barışacaksın. Ama ölmemi bekleme. Beni bugün ölmüş kabul et ve benimle bugün barış. Çok Ey güzel. bütün izleyen kardeşlerimiz, izlemeyen dostlarımız. Etrafınızdakilerle bugün ölmüş kabul ederek barışın bütün kırgınlıkları kaldırın atın çünkü bütün dünya bir insan kalbini kırmaya değecek kadar büyük değildir. Çok güzel söylediniz hocam. Bütün dünya bir insan kalbini kırmaya değecek kadar büyük değildir. Mevlana'nın dediği gibi yapın. Birbirimizi bugün ölmüş kabul edelim de barışalım, bu iş bitsin. Hocam ağzınıza evet. sağlık. Çok güzel söylediniz. Mevlana öğretisini konuş konuş bitmez. Bitmez. Ama süremiz... Mevlana bir bitir. okyanus, evet. bizim süremiz bir bir bardak su. Evet. <laughs> ne yapalım? Ama bir bardak alalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz güzel hocam. Edin. İyi ki katıldınız. Allah'a emanet olun. İyi ki bizimlesiniz. Daha iyi cumalar diliyorum. diliyorum. İzleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. Evinizde açamadığınız sıkışmış çekmeceniz varsa onun da bir çaresi var. Vazelin. Çekmecenin açılan kısmına elinizle bir miktar vazelin sürün. Böylece çekmecenizin tekrar sıkışmasını engellemiş olursunuz. Koli bandını tekrar kullanmak istediğinizde Ucunu bulup açmak adeta zulüm mü oluyor? İşinizi bitirdiğinizde bandın ucuna koyacağınız ataş tekrar kullanımda bandı kolayca bulmanızı sağlar. Belkıs şefimiz çok <laughs> Helal. güzel kokular gelmeye başladı. Başladı yavaş yavaş. Evet. evet. Şimdi Tavuklar kızarmış. Kızarttım. Başka bir tavayı aldım biraz fazlaydı yağı. Eğer az hı hı. yağlı kızartırsak başka bir yere almaya gerek yok. gerek yok. Ekranı yeni açan evet. izleyicilerimiz için bugün mutfağımızda acılı ve tatlı soslu bir tavuk yapacağız. Evet. Ee, aynı zamanda da ikinci tarifimizde sebzeli noodle yapacağız. Sebzeli noodle yapacağız. Evet. İkisi de birbirine çok yakışan yakışır, bir tarif. Yakışır. Şimdi hemen tavuğu bitireyim isterseniz. Bu sosu karıştırmıştık hatırlarsınız hı hı. ballı sarımsaklı. Hı hı. Ateşi de biraz arttıracağım Hı hı. Bunu üzerine döküp birkaç dakika söteleyeceğiz. Bu zaten odurken de biz burada noodle'a başlayalım. Noodle'a başlayacağız. Tamam. Hı hı. Bir keresinde daha böyle Uzak Doğu'ya ait bir e, lezzet yapmıştınız. O ne zaman yapmıştım? pilav yapmıştınız. Pilavla başka bir şeyleri, körüyü karıştırmıştınız. Olabilir. Hatırladım. Olabilir. Meraklı Olabilir. mısınız diye sormak istedim lütfen. Seviyorum. Seviyor seviyorum. musunuz? Değişik tatları her zaman severim. Yerinde tabii tatmak, hı coğrafyada hı. tatmak daha güzel. E Oranın tabii bilen insanıyla yemek tatmak, onların hikayesini dinlemek daha da güzel. Evet, kesinlikle. Evet, şimdi suyu kaynattık. Hı hı. Noodles Bildiğiniz makarna şekilde. gibi haşlayacağız. Evet, bu yumurtalı noodle diye geçer. Yani piyasada satılma şekli bu. Hı hı. Şunu şöyle sıcak suya. Bakın Çok şöyle pişirmemek bir... gerekiyor değil evet. mi bunları? Yani Şurada makarna gibi yetecektir. değil. Evet. Hemen kendini bırakır, ha, bir tane fırladı. <gülüyor> <gülüyor> bu hemen kendini bırakır. Şunu hı hı. da koyayım hatta. Hı hı. O şeklini bırakıp da Azıcık suda bir yumuşayınca Hatta şey e, yurt dışında da o kadar çok hani seviliyor ki noodle. E, hani Değil mi? Evet. Hollanda diyelim. Ben Hollanda'da yaşadığım için çok böyle kendine ait bir mutfağı yoktur. Hani Türk mutfağı gibi. Hep böyle değişik değişik kültürlerin mutfağını evet. e, barındırıyor ülkede. Restoranları var. Hatta noodle o kadar çok seviliyor ki normal öğlen aralarında falan e, hazır noodle'lar var hemen yiyebileceğin. Okulda biz çok yerdik. Ha anladım. Burada tabii öyle bir şey yok hani Türkiye'de. Hep evet. Ekmek arası lezzetlerimiz ya var bizim dürüm de bir sokak falan. yemekleri kültürümüz var. Çok doğru güzel bir kültürümüz Aha. var. O evet. tabii yurt dışında olmadığı için başka, Avrupa'da başka başka ya döner yeriz, <laughs> sokak lezzeti olarak ya sandviç yeriz ya da böyle noodle vardı. Hızlı, evet. pratik bir şekilde pişirebileceğimiz. Evet, haklısınız, haklısınız. Hı -hı. Şimdi e, soğanımız var, yarım ay doğranmış. Evet. Zaten yardımcı. sebzeli, bol sebzeli olacak. Evet. Sebzeler de brokoli, e, brokoli, havuç, kabak, kabak, zencefil var, sarımsak var. Hı hı. Şurada kırmızı lağanımız var. Kırmızı lahanayı da koyacağız, pişireceğiz Evet, renk olsun diye seviyorum ben. Çok hı hı. güzel oluyor içinde. Ama farklı sebzeler konulabilir. Karnabahar konur. Değişik bir sürü şey olabilir. Özgürce sebzeler, davranabiliriz yani. İstediğiniz gibi evde konusunda. ne varsa. Evet, evde ne varsa Hı hı. Bir de biraz ben diri bırakmayı seviyorum sebzeler. Çok ama çok noodle da biraz öyle oluyor evet. zaten değil mi? Biraz diri kalıyor sebzeler. Gerçi hı hı. biz kültürümüzde böyle tamamen bizim yemeklerimiz hı hı. çok mu anda çok bir ama severim. ben diri çok severim. Ben de severim. Hı hı. Sarımsağı, Sarımsağı da koyduk. Evet. Şimdi Daha sonra, sonra nasıl sebzeleri gideceğiz? teker teker koyacağız pişme sürelerine göre evet, herhalde. Evet pişme süresine göre. Havuç. Hı, hı Kırmızı lahana, biraz brokoliyi önden atarım. En son kabağa koyacağız. Hı hı. O arada zencefil var. Hatta birazını şimdi atı vereyim. Zencefil de kokusunu versin. Hı, hı Zencefili tek başına yiyince böyle bir çok garip bir tadı var. Çok ağır ama yemeklerde çok güzel oluyor, Yemekler değil mi? Yemeklerde güzel ama çok güzel bir antibiyotik aslında. Evet. Hasta falan yediğimizde çok güzel koruyor. Bağışıklığı çok güçlendiren bir şey. Sonra gene biraz soya sosumuz var. Onu ilave edeceğiz. Hı hı. Bir miktar da tuz. Hatta noodle <laughs> kendini bıraktı. Bıraktı bile. Hangi Bakın. aşamada? çıkarmamız gerekiyor e peki? Biraz tadına bakacağım ben. Bu çok böyle e şey değil mi? Bakacağım. Biraz fazla kalınca çok hamur gibi oluyor. Evet evet ona izin vermeyeceğiz. Ona Ama izin bu vermeyeceğiz. Biraz diri. bu biraz diri. Evet çok az böyle. Bir iki dakika daha dursun. Hemen. Hı hı. Tavuk da bakın hemen kendini topladı. Hı hı. Noodle da aslında bir nevi erişte gibi değil mi? Tabii ki. Bizim eriştemizin onlardaki karşılığı, karşılığı. gibi düşünebiliriz. Evet. Bunların şeyleri yumurtalıları var. Bir de pirinçten de yaparlar pirinç noodle. Evet evet. Geçen seferinde onu yapmıştınız. Tam ismini hatırlamıyorum ama öyle bir lezzet yapmıştınız. Yine çok güzel olmuştu. Ne güzel. Hatırlamanız ee, ne güzel. Evet. Şimdi tarifle sizi baş başa bırakacağım. Ben konuğumu çağıracağım. Daha sonrasında geliriz üzerinden geçeriz. Tabii ki. Nasıl Tadıma zaten hatırlamış olacağım. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim Ellerinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili anne babalar, hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. O da çocuklarda mahremiyet. Çocuklarımıza mahremiyetin nasıl öğretebiliriz, sınırlarını koymasını nasıl aşılayabiliriz? Bunu konuşacağız. Dilek cesur bizlerle. Çocuklarımıza kendi sınırlarını tanımayı nasıl öğretebiliriz? Mahremiyet eğitiminde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Bu eğitimi verirken nelere dikkat etmek gerekir? eğitimci yazar Dilek Cesur şimdi Günaydın Hayatta anlatıyor. Dilek Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Cevahir Hanımcığım. Sizin bu güzel yüzünüz, güzel neşenizle ben de bugün. Çok Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Siz de öyle aynı şekilde tamam, çok güzel bir enerjiniz abi. var ve çok güzel bir kadınsınız. Evet, tamam, teşekkür Eğitimci ederim. Eğitimci ve yazarsınız. Evet. Çocuklar üzerine evet. yazılarınız var, evet. kitaplarınız var. Burada evet. da yanınıza getirmişsiniz. Evet, bugünkü konuya uygun, evet. en uygun hatta kitabı getirdim. Mahremiyet eğitimi ailede, ailede başlar. başlar. evet. Sana bir sır çok vereceğim. Evet bunlar sizin kitaplarınız. Evet. Peki daha çok bu konu üzerinde evet, mi? Evet ebeveyn. Ben kendim de zaten eğitimciyim. Hı hı. Daha çok ebeveyn ve çocuk yazarlığı üzerinde. Hem anne babalar için hem de çocuklar için. Hem de, için. de çocuklar evet. için. Çok güzel. Burada da bahsetmişsiniz. Mahremiyet eğitimi ailede başlar evet. diye. Ailede başlar derken o zaman ne zaman başlıyor? Yani bebeklikten itibaren mi başlıyor? Mahremiyet evet. eğitimi. Evet şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir yanlış algı var. Çocuk biraz büyümeye başlar, işte konuşmaya başlar, 3-4 yaş civarına gelir. Anne baba çocuğu karşısına alır, hadi şimdi mahremiyet eğitimi zamanı. Hmm. İşte buralar senin özel bölgelerin, gösterirler 3 bölgeyi. Ee, çocuğun e, genital bölgelerini ve dudağını gösterirler. Derler ki buralar e, mahrem bölgeler, e, Buraları biri dokunduğu zaman... Bize haber ver, çığlık at, en yakınından yardım iste, buraya kimsenin dokunmasına izin verme. Aslında bu yanlıştır arkadaşlar. Bu mahremiyet eğitimi değil. Bu kaygı ve korku eğitimidir. Hmm. Çocuklara mahremiyet eğitimi bu şekilde verilmez. E, mahremiyet eğitimi konuşalım, e, yani hani böyle çocuğumuzu karşımıza alalım, onunla konuşalım, konuşarak anlatalım diyerek değil verilecek mi? bir eğitim değil. Çocuklar zaten herhalde bu tarz bir eğitim tarzından çok anlamıyorlar gibi de geliyor bana. Evet yağulamalı anlıyorlar evet. ya da rol model olarak Aynen öyle. Mahremiyet eğitim bir algı eğitimidir. ve çocuk aslında doğduğu andan itibaren başlar. Ben böyle söyleyince insanlar bana bir bakıyorlar. Nasıl yani? Küçücük bebeğe mahremini mi anlatacağız diyorlar. Hayır anlatarak değil. Şimdi çocuklar sizin söylediklerinize değil, onlarda yapmış olduğunuz hal ve davranışlara bakarlar. Sizin Hı -hı. hareketlerinize bakarlar. Şimdi çocuk doğduğu andan itibaren Özel bölgelerinin koruması kimdedir? Çocukta mıdır? Çocuk diyebilir mi? Ben bir bebeğim işte altımı lütfen o teyzenin bu amcanın yanında değiştirme. Ben işte özel bölgelerimin görülmesini istemiyorum diyebilir mi? Diyemez. Küçük bir bebek ve kendisini koruyamasını da bilemez. Burada çocuğun mahremini koruyacak olan kimdir? Annene anne babadır. Ve baba. Şimdi çocuk doğduğu andan itibaren hep aynı kişilerin mesela anne çalışıyorsa ve Bakım bir bakıcı herhalde. ilgileniyorsa <laughs> çocukla hep o bakıcının annenin ve babanın etrafında dönmeli. Hadi halası gelmiş, halası değiştiri versin. Hadi amcası gelmiş, amcası değiştiri versin. Yok. Yok. O yüzden çocuklarımızın bedenlerine yani aslında çocuk eğitimindeki mantık nedir biliyor musunuz? Kendi bedeninize ve kendinize yapılmasını istemediğiniz fiziksel ve duygusal ya da sözel eylemlerin çocuklara yapılmamasıdır. Evet. Aslında özeti budur biliyor musunuz? Hı hı. Yani siz birinin yanında tuvaletinizi yapıyor musunuz? Birinin yanında üstünüzü değiştiriyor musunuz? Sokakta hiç gör, tanımadığınız birine gidip yanağını sokup canım canım sen ne tatlı şeysin." diyor musunuz? Değil ne mi? yapıyoruz? Sınırlarımızı koruyoruz ve bunu kimsenin bize yapmasına izin vermiyoruz. Aslında mahremiyet eğitimi bu. Hı hı. Saygı eğitimi. Bir de mesela şöyle algılanır ya bedeni koruma eğitimidir. Mahremiyet eğitimi sadece bedeni değil çocukların duygu ve düşüncelerini de koruma eğitimidir hı hı. ve kendilerini ifade etme eğitimidir aslında. Hı. Yani şöyle dememek gerekiyor. Bu çocuk nasıl olsa anlamaz. Anladım. Bebek nasıl olsa bir şey olmaz. Evet. Ya dememek gerekiyor, evet. değil mi? Aynen öyle. Hı hı. Çünkü çocuklar şöyle nasıllar biliyor musun? Şimdi çocuğun bir normali nedir biliyor musunuz? Annesinin ve babasının ona davrandığı şekli çocuğun normalidir. Siz çocuğunuza evde onun odasına girerken kapısını tıklatıyorsanız, onun bir eşyasını alırken izin istiyorsanız, onun bedenine dokunurken izin istiyorsanız, onun bedenini koruyorsanız, hı hı. E, izinsiz onun e, mahrem yerlerine bakmıyorsanız mesela biraz daha konuşan çocuklar için işte iki yaşında bir çocuk e, konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyor ama banyo yaptırılması gerekiyor. Kim yapacak bunu? Anne baba yapacak. Yani burada açıklamalarda bulunmak ee, ...çocuğu mesela üzerini değiştirirken... ...şu an biz seninle banyoya gireceğiz... ...banyoya girdiğimiz zaman... ...kıyafetlerimiz üzerimizde olmaz... ...o yüzden senin kıyafetlerini çıkartıyorum... Hı hı. ...ve bunu e, sadece ben yapabilirim... ...baban yapabilir... ...bir de seninle ilgilenen kişi kim mesela... ...bakıcı varsa bunu o yapabilir... ...onların dışında kimse seni yıkayamaz... Ee, hı hı. ...buna müsaade etmemen gerekiyor... ...şimdi burada çocuk ne algısı oluşuyor... ...annem baba... ...müsaade eder misin seni şu an yıkayacağım... E, ...kıyafetlerini çıkarmama izin verir misin? Şimdi çocukla ne algısı oluştu? E, bakın burada şunu söylemeye gerek bile yok. Hani izin istiyoruz ya. E, kıyafetlerini çıkarmama izin verir misin? Şu an seni yıkayacağım Hı -hı. dediğimiz an... E, ...çocuk artık şu oturuyor zihninde. Benim annem ve babam bile... ...benim kıyafetimi üzerimden çıkartırken izin, i̇zin istiyor. istiyor. E, dışarıda biri bunu yapmaya çalıştığında diyor ki... ...hop dur. Yani biri ona zorla bir şey yaptırmaya çalıştığında diyor ki... ...hayır. Sonra annenin diğer vermiş olduğu mesaj ne? Bunu sadece anne, baba ve sana bakan kişi yapabilir. Hı hı. Şimdi üç, ikinci mesajda da burada geldi. Demek ki herhangi biri benim üstümü çıkartamaz. Hı hı. Ee, çocuk banyoya girerken mesela burada çocuğun iznini istemek. Şu an yıkanma saati. E, yani ister aslında misin? şöyle bir şey, bu eğitim hani bir anda anlık bir şekilde, hani senin mahremiyet bölgelerin burası, şurası evet. değil, e, süreç içerisinde aynen her an hani aynen hayatımızda. Aynen bunu hani evet. sürekli çocuğuza evet evet hayatımıza yarı, yayarak evet. süreç içerisinde verebileceğimiz bir eğitim. Aynen öyle. Hı -hı. Ve bu da çocukta endişe ve kaygı yaratmadan anladığım evet. özetlemek gerekirse evet, benim evet. anladığım kadarıyla evet. aynen, bu şekilde öyle. eğitim tarzı da çocukta endişe korku yaratmıyor. Çünkü hani mahremiyet deyince eee çocukları hani şöyle şu şekilde yaklaşabiliyoruz. Ayıp, günah. Evet. Ay bu yasak. Evet. Hatta Allah korkusuyla evet. yapmaya çalıştırıyoruz ya Allah da başka yeter, bir şeyin korkusu. Yazar. Evet. Aynen o şekilde. Evet. E, bu da çocukta tabii ki e, kötü Traumları. bir evet, etki tabii. yaratabiliyor. Bundan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi bizim zamanımızda mahremiyet eğitimi nasıl biliyor musunuz? E, Annem baban öldü der, biri gelir okula, seni götürmeye çalışır gitme. Hı -hı. Bu bizim zamanımızdaki mahremiyet eğitimi evet. bizim çocukluğumuzda Ya da biri sana şeker verir, seni kandırmaya çalışır gitme. Ben şimdi kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Kapının önünde oyun oynarken... Böyle bize yaklaşan ya da sokaktan geçen herkes beni taciz edecekmiş gibi hissediyordum. Beni kaçıracakmış gibi hissediyordum. Biri soru sorduğu zaman cevap vermek istemiyordum, konuşmak istemiyordum. Çünkü bu aslında mahremiyet değil, kaygı eğitimi, korku hmm. eğitimi. Ya da işte bugünün anne ve babaları ne yapıyor? Ee, sakın bak özel bölgelerini kimseye gösterme. Ayıp, günah ya da işte Allah yakar. Şimdi bu da kaygı ve korku eğitimi. Hı hı. E, ya da işte az önce söylediğim gibi biri sana şeker verir, seni götürmeye çalışır, sakın gitme. Yani burada çocuk e, iyi ve doku iyi ve kötü dokunuşu çocuğun bilmesi lazım. Hı hı. İyi ve kötü sırrı çocuğun bilmesi lazım. Bir de şöyle çocuklar hisseder biliyor musunuz? Yani onu gerçekten seven, ona gerçekten değer veren veya ona gerçekten zarar vermek isteyen insanları çocuklar hisseder. Hı hı. Bizler şimdi. Evde çocuklarımıza sevgiyle yaklaştığımızda aslında bunun temeli bu. Yani her eğitimde bu bir mahremiyet eğitimi olur. Bu bir çocuğumuzun sosyalleşmesi ile ilgili bir eğitim olur. Bu bir duygu eğitimi olur. Sadece bedenle sınırlandırmamak gerekiyor mahremiyet eğitimi. Aynen öyle. Bu bir değil mi? Zaten çocuğun bedenini korumak değildir mahremiyet evet. eğitimi. Mesela e benim bir kitabım var, Susma Konuş Çocuk. Çocukluğunda hı hı. istismara uğramış birçok kişinin bana atmış olduğu maillerle ben bu kitabı yazdım. Hı hı. E, oradaki gerçek hikayeler, gerçek yaşanmış hikayeler. E, çoğunun susma sebebi biliyor musunuz? Anne ve babası. A -a. Çocuklukta istismara uğruyor ve anne babanın yanlış tutumlarından kaynaklı olarak çocuklar anne baba çocuğu susturuyor. Neden? Çünkü çocuğun kendisi saygı göstermemiş ki çocuğa. Çocuk anneye babaya güvenmiyor. Ee, hoşuna gitmeyen bir davranışla karşılaşıyor. Hoşuna gitmeyen, mesela istismar sadece cinsel istismar değildir, fiziksel istismar da vardır. Duygusal, Duygusal istismar, istismar da, var. da vardır. Atıyorum okulda çocuğu öğretmeni sürekli mobbingliyordur, sürekli kötü davranıyordur. Ya da dışarıda bir arkadaşı kötü davranıyordur. Ya da bir komşusu kötü davranıyordur. Mesela çocuk gidip bunu ailesiyle paylaşamaz. Çünkü çocuk düşer sokakta. Anne onu suçlar der ki önüne bakmadın düştün suçlu sensin. Hmm, çocuk, çocuk diyor ki, arar. evet. Çocuk diyor ki benim başıma kötü bir şey geldiyse bunun suçlusu benim. Ben kendimi koruyamadım. Bunun suçlusu işte bir başka biri değil, işte komşumuz değil, öğretmenimiz değil. Bu benim suçum. Benim bedenime biri dokunduysa bu benim suçum. Çünkü annem beni suçladı. Ben düştüm istemeden. annem bana dedi ki önüne baksaydın niye önüne bakmıyorsun? Düştün. Ben sana kaç kere dedim? Bunlar hep birer mahremiyet eğitimi biliyor musunuz? Bunlar ha, da mahrumiyet evet. eğitimine Bunun giriyor. hepsi Çocuklarımızın mahremiyetini e, zedeleyen zedelleyen zedeleyen, zedeleyen hareket. Allah korusun. Hani çocuğun başına gerçekten böyle bir istismar evet. geldiği zaman hani hiç istemeyiz ama maalesef oluyor. Ee, olanlar evet. da var. Çocuk burada söylemediği takdirde aslında bu Çünkü dediğini korkuyor. Korkuyor. Babasından. Bir baskı evet. olmuş. Hani bastırılmış bir şey evet. olmuş oluyor ve söylemekten evet. çekinebiliyor. Evet. Peki bu noktada nasıl anlayabiliriz? Hani biz ebeveynler olarak Fark etmeden bastırmışız çocuğumuzu, duygularını bastırmışız ve istismara uğramış. Bu herhangi bir istismar olabilir, duygusal dediğiniz hmm. gibi cinsel istismar da olabilir. Allah korusun hiçbir çocuğun başına gelmesin. Ee, o zaman çocuğumuz bize söylemediğinde biz nasıl anlayabiliriz hmm. ve nasıl hani baş edebiliriz bununla? Hmm. Ya tabii ki Allah muhafaza yani hiç kimse evladının başına... Ee, herhangi bir şey gelsin istemez. Yani herhangi bir istismara bu duygusal hı hı. olur, fiziksel olur, cinsel olur. Herhangi bir istismara e, maruz kalmasını istemez. E, ama çocuklar mesela bizler kadar kelime dağarcıkları gelişmiş olmadıkları için ya da anneyle babayla güven problemi yaşıyorsa işte bu anlattığı şeyden kaynaklı olarak annenin babanın ona kızacağını düşünüyorsa ya da güvenmiyorsa ya da şöyle bir kaygıdan dolayı da söylemiyorlar biliyor musunuz? Anne babaya güveniyor ama Anne baba karşı tarafa zarar verir. Benim annemin babamın başına bir iş gelir. Hı hı. Bu kar bu korku, bu korku ve kaygıyla da çocuk e, söylemek istemiyor. Ama çocukların e, kendilerini dışa vurumları genelde fiziksel olarak olur. Hı. Mesela e, gece uykularında huzursuzluk, altızdatma, tırnak yeme, işte saçlarını koparma. Ee, tabii böyle bir şey yaşandı çocuğum cinsel istismara maruz kaldı diye kesinlikle tabii böyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Ama çocuklar durduk yere bu tarz davranışlarda bulunuyorlarsa ya aile içerisinde bir travma yaşamıştır ya dışarıda bir travma yaşamıştır. Yani bunları da anlamak lazım. Şimdi mesela çocuk tırnağını yer anne baba şunu yapar tırnağını yemeyeceksin işte acı acı sürer e, tehdit eder e, kızar. Mesela bana anne babalar yazıyor hocam güzellikle konuştum anlamadı tırnağını yiyor mesela çocuğu ya da altını ıslatıyor kızdım anlamadı dövdüm anlamadı ısrarla yiyor tırnağını diyor. İşte aslında biz burada çocuk diyor ki bakın ben kendimi sizler gibi yetişkin olmadığım için ve kendimi güvende hissetmediğim için cümlelerimle ifade edemiyorum. Ben bunu fiziksel olarak ifade ediyorum. Benim Hı -hı. bir problemim var. Ben tırnaklarımı yiyorum. Benim baş edemediğim bir sıkıntım var, bir derdim var. Siz bunu fark edin, siz bunu anlayın istiyor ama biz Hı -hı. ne yapıyoruz? Ya bu tırnağın içi mikrop dolu, işte o mikroplar ağzına girecek. Bir daha yersen tırnaklarını... Şunu duydum mesela, kerpeten o tırnaklarını keserim diyen. Ya da mesela altını ıslatan çocuğun poposuna çakmak tutan. Bunlar gerçek Cavidan'ın böyle. Hani söylediğim zaman, ya hocam kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bunlar hani hangi anne baba bunu yapar diyorlar ama bunlar maalesef ki gerçek. Çünkü biz de çocukluğumuzda korku eğitimi aldık. Bize annemiz babamız dedi ki, işte Allah yakar, Allah günah yazar. Sus, ayıp, o ne biçim laf, o ne biçim söz, o ne biçim konuşma. Biz başka bir yöntem bilmiyoruz ki. Evet. Bilmediğimiz için de kendi çocuklarımızı da bu ayıp ve günah kültürüyle büyütüyoruz. Ne oluyor çocuk? İçine kapanıyor. Mesela sen sus çocuksun, ne anlarsın? Ya da mesela şöyle bir şey oluyor. Çocuklar dünyaya geliyorlar ve konuşmayı öğreniyorlar. Dışarıda her türlü cümleyi öğreniyor çocuk, her türlü kelimeyi evet. öğreniyor. Eve geliyor, anne babanın istemediği bir kelime söylüyor, hoşuna gitmeyen. Anne babanın tepkisi direkt şu oluyor, söz terbiyesiz, o ne biçim bir laf, e, bir daha bunu duymayacağım, ağzının ortasına bir tane çarparım. Çocuk hmm. bilmiyor ki bunun anlamını. Sonra ne oluyor? Anne ile baba ile işte iletişim kopuyor. Hmm. Çocuk anne babadan uzaklaşıyor ve işte bakın yine çocuğun mahrumiyet algısı zedeleniyor. Hmm. Yani siz istediğiniz kadar çocuğunuza deyin ki burası senin özel bölgen, biri buraya dokunursa bana haber ver. Niye haber versin çocuk sana? Hmm. o çocuğa o güveni sağladın mı? O o arandaki duygusal bağı kurdun mu? Çocuk sana güveniyor mu? Çocuk gelip çocuk dışarıdan herhangi bir kelime öğrendi geldi sana söyledi. Dünyanın lafını işitti çocuk. Hiç kendi bedenine zarar geldiği zaman bundan sana bahseder mi? Etmez. O yüzden istediğiniz kadar siz çocuğunuzu anlatın. Çığlık atın, bağırın. Bunlar korku ve kaygı etimi dediğim gibi. Hı hı. E, i̇lişkilerimiz güven üzerine, sevgi üzerine. Öncelikle üzerine. güvenli bağ kurmamız gerekiyor. Aynen öyle. Ve veiyner olarak daha sonra tabii ki bu süreç içerisinde mahremiyet eğitimi de verilir. Aynen öyle. Öncelikle Başka bir, bir şey yapmanıza gerekiyor bir ilişkimizi, bağımızı yani. kuvvetlendirmek Aynen gerekiyor. Öyle. Aynen öyle. Daha bir sürü sorun var. Evet. Ama evet. benim gibi bir sürü soruları olan evet. da izleyicilerimiz var. Şimdi bir izleyicimiz e, bize konuk tamam. olacak stüdyomuza ve size soru yöneltecek. Kendisi Ayşegül Döreli, Brüksel Belçika'dan programımıza konuk oluyor. Hoş geldiniz Ayşegül Hoş geldiniz. Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Cevahir Hanım. Yenisiniz, nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek Hanım'a sorunuz var. Yöneltebilirsiniz evet. sorunuzu. Ayşegül evet, Hanım merhabalar. Hoş geldiniz önce. öncelikle. Merhabalar, teşekkür ederim. Bir sorum olacak. Buyurun. Ee, yine mahremiyet eğitimiyle alakalı aslında ee, çok aktif bir neşeli bir çocuğum var. Ee, i̇nsanlar da hemen ısınıyor çok şükür. Böyle güzel bir yönü var. Temas kurarak sevgisini de ifade ediyor. Ee, bu yakın çevreniz olunca beni çok rahatsız etmiyor. Ama tanımadığı herkesi e, kucaklaması vesaire e, burada bazen endişeleniyorum. Çünkü e, çok da her zaman iyi niyetli olamıyorum. E, Durumda çözüm nasıl söylemem gerekiyor onu kırmadan veya söylememeliyim. miyim? E, bu yüzden böyle Küçük bir soru işareti var önümde. Bunu danışmak istiyordum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz evet, sorunuz teşekkür için. Ediyoruz. İsterseniz evet. bir biraz böyle bir yayında kalın. Belki evet. e, Dilek Hanım'ın da size sorusu vardır. Var mı Dilek Hanım evet. sorunuz? Yoksa hoşça evet. kal diyelim mi izleyicimize? Hoşça kal diyebiliriz. Tamam evet. tamam. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Şimdi Dilek Hanım evet. sorunuzu cevaplayacak. Çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Şimdi bunu bana sosyal medyadan da çok yazıyorlar. Hı hı. Hocam böyle böyle çok kaynaşık, çok girişken bir çocuğum var. Anlatıyoruz ama işte her tanımadığı insanların yanına gidiyor, kucağına oturuyor, işte sevgi gösterisinde bulunuyor. Şimdi şöyle, bu çocuğa mesela sakın kimseye gitme, sakın kimseye dokunma. İşte bu doğru değil. Yani burada çocuğu bu şekilde kaygılandırmak ve korkutmak da doğru değil. Şunu yapabiliriz. Mesela ee, dışarıdaki insanlar senin kadar belki temastan hoşlanmıyordur belki hmm. senin kadar dokunmayı sevmiyordur empati kurmayı mı öğretmek evet. gerekiyor ee, şimdi belki sen onun yanına gidip sarılmak istediğinde ona dokunmak istediğinde bu belki ben bu belki onu mutlu etmiyordur o yüzden e, tanımadığımız insanlarla bence biraz daha mesafeli olmalıyız onu rahatsız etmemeliyiz onun sınırları var onun alanları var buraya izinsiz girmemeliyiz hı hı. Ee, biraz daha mesafemizi korumalıyız e, zaten küçük çocuklar genelde akraba içerisinde, eş dost içerisinde oluyor. Ama tabii şöyle bir şey de var. E, ben bu mahremiyet eğitimi kitabımı yazarken de, Susma Konu Çocuk kitabımı yazarken de yapmış olduğum çalışmalarda şunu gözlemledik. E, mesela biz hep tehlikeyi dışarıda zannederiz. Bizim anne ve babamız bizi hep dışarıya karşı tembihler. Aman tanımadığın biriyle başlar cümle. Hı hı. Gelir sana şeker verir alma. Hı hı. Ya da işte seni bir yere götürmek ister Gitme ama dışarıda hiç tanımadığınız birinin sizin çocuğunuza zarar verme ihtimali o kadar düşük ki çünkü sizi tanımıyor. Sizi bilmiyor. Sizin hanenize hakim değil ve sizin zaaflarınızı bilmiyor. Ee, genelde maalesef ki hem duygusal hem cinsel hem fiziksel istismar aile içerisinde oluyor. Hmm. Sizin en tanıdığınız, en bildiğiniz ve en güvendiğiniz insanlar içinde oluyor. Hı hı. Hı hı. Ee, tabii ki şimdi mesela çok kaynaşık çocuklarımız genelde hani küçük çocuklar bizim denetimimizde ama hani burada çocuğu baskılamadan, korkutmadan hı hı. biraz daha mesafe koyması gerektiğini anlatabiliriz. Ama çok net çizgiler, sakın gitme, sakın dokunma. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Çocuk kaygılanır, korkar. Ve Hatta şöyle bir şey de var Dilek başlayayım. Hanım değil mi? E, mesela hadi dediğiniz gibi aile içerisinde çok fazla görülüyor bu evet. istismarlar. Çocuklar tarafından da çok görülüyor. Çocuk Hı. çocuğa da yapabiliyor. Çocuk bir çocuğa... büyük çocuğa, bir büyük çocuk ha, küçüğüne evet. yapabiliyor. Evet. E, biz onu... Keşfetme konusunda Hı -hı. sürecinde evet. olan bir çocuk. Evet. Bunu bilmiyorum ne kadar. Demiyoruz. Yani yaş aralığı da var. Mesela bir gün biri yazmış bana bir arkadaş demiş ki ya hocam çok moralim bozuk, çok canım sıkkın, nereye gideceğimi bilmiyorum. işte bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. İşte komşumuzun oğlu çocuğumun özel bölgelerini açmış, bakmış, ev işte oyun oynamış. işte mahkemeye mi gideyim, karakola mı gideyim, nereye gideyim? Şimdi mesajı bir okudum çok üzüldüm. Yani evet. işte bu Komşularımıza emanet edildiği zaman bazen oranın delikanlı çocukları bunu çünkü daha önce de çok fazla bu tarz mesajları aldım dedim ki çocuk kaç yaşında bunu yapan kişi altı dedi hmm. yani bu istismar değil arkadaşlar bu merak yani altı yaşındaki bir çocuğun üç yaşındaki bir çocuğu istismar etmesi gibi bir şey söz konusu değil böyle bir şey yok buradaki merak yani aile çocuğa işte diğer ailenin Hı -hı. Diğer aile çocuğa sınır eğitimi vermediği için Hı -hı. E, alan eğitimi vermediği için çocuk da ne yapmış merak ediyor bir başka işte farklı cins bu arada bir erkek bir kız çocuğu merak ediyor. Ve diyor ki bakacağım evcilik oynayalım işte sen anne ol ben baba olayım hı hı. E, görmek istiyorum diyor. Şimdi burada kesinlikle sen ne yaptın bakılması çok yanlış çok ayıp işte bunu bir daha yapma seni dövereyim şöyle yaparım böyle yaparım bunlar kesinlikle kullanılmayacak. Evet. Neyi merak ettin? Şimdi e, arkadaşının mahrem yerlerine bakman doğru değil bu onun özel alanı e, biz kimsenin özel alanına girmemeliyiz işte e, odasına Kıyafetlerine, eşyalarına dokunmamalıyız. Bu onların mahrem alanıdır. Bedeni de onun mahrem alanı. Bu hı hı. konuda ben sana yardımcı olabilirim annem ve baban olarak. Bu komşunun çocuğu da olabilir. Yani bunu komşunun çocuğu yaptığında seni annene söyleyeceğim. Gör bak bakalım terbiyesiz çocuk. Böyle dediğinizde e, o çocuk ne oluyor biliyor musunuz? Hani bugün sizin çocuğunuz değil ya. Siz kendi çocuğunuzu hesapta koruyorsunuz ve o çocuğu işte kızıyorsunuz, e, bağırıyorsunuz. Onun o anki duygularını anlamıyorsunuz. O çocuk bir gün büyüyor, bir yetişkin oluyor ve belki işte senin çocuğunun eşi oluyor ileride hmm. komşusu oluyor, patronu oluyor, iş arkadaşı oluyor. İşte bugün çözemediği o çocukluk travmaları, o çocukluk sıkıntıları var ya, ileride toplumun maalesef ki yarası olmaya başlıyor. O yüzden ama ben kendi çocuğumu koruyayım. Diğerinin çocuğunu olursa olsun demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Bir çocuğu büyütmek için bir ülke lazım. Yani biz kendi çocuğumuzu sahiplendiğimiz gibi diğer çocuğu da sahiplenmeliyiz. Çok gibi. güzel söylediniz. Diğer çocuğun da e, psikolojisini düşüneceğiz. Çünkü o çocuk bir gün büyüyecek. Belki bir başka birinin işte büyüdüğünde bugün çözemediği sorunlardan dolayı demin de dediğim gibi katili olacak, hı hı. sapığı olacak. Hı hı. Ona şiddet uygulayan olacak. Hı hı. Bunu Yani toplumsal bir sorunu engellemek için aynen sadece öyle. kendimizi bütün tamamen kolektif olarak çıkacak. düşünmek gerekiyor. Evet, bütün çocuklara, bütün çocuklara sahip, sahip, sahip çıkmak gerekiyor. Ve orada şu davranışta bulunacağız. Neyi merak ettin? Ben sana yardımcı olabilirim. Hı hı. Benim de mesela çocuğum 8 yaşındayken, birkaç yıl önce dedi ki anne ben kadınların cinsel organı çok merak ediyorum. Hani nasıl görünüyor? Bana bu zamana kadar hiç böyle bir soru sormamıştı. Daha önce sormuş olsaydı daha önce cevaplardım bu soruyu. Çocuğun sormadığı sorulara da cevap vermek doğru değildir. Çünkü çocuk bunu ihtiyaç. Mesela evet. gel çocuğum sana 5 yaşında gibi çocuğa gel çocuğum sana kadınların işte erkek çocuğuna cinsel organlarını göstereyim, tanıtayım demenize gerek yok. Çocuk zaten ihtiyaç dahilinde bunu size sorar. Bu ne biçim soru demeyeceğiz. Ben ne yaptım? Dedim ki gel merak ediyorsun. Neyi merak ediyorsun? Önce bunu sordum. Siz işte kadınlar çişlerini nereden yapıyorlar? İşte tuvaletini nereden yapıyor? Ben onları mesela doğumu da anlattığımda anlatmıştım işte kadınların ee, ...işte çocuklar iki şekilde dünyaya gelir... ...biri normal doğum, işte biri sezaryen doğum... İkisini de anlatmıştım. Bilimsel bir şekilde anlatmak evet. gerekiyor değil tabii, tabii. mi? Yani çocukları İçinde dürüst davranmak karıştırmadan, gerekiyor. Tabii dürüst ki. davranmak Aynen gerekiyor. Öyle. Belki geleceğin çok iyi bir kadın doğum uzmanı olacak. Aynen öyle. Ya da bir üroloğu evet. olacak değil evet. mi? Evet. evet bu da bakın mesela mahremiyet eğitimi. Çocuk diyor ki ben anneme bir soru sorduğumda... ...annem bunu bana cevaplıyor. Ama aynı biçim soru Sen sapık mısın? Niye yani merak dönüyor. ediyorsun kadının Hı -hı. cinsel organını? diye yaklaşın o kadar çok anne ve baba var ki maalesef. Evet. Ben bir dedim ki bana sadece bir beş dakika müsaade. Bunun için görseller toplayacağım. İnternetten araştırdım. Görselleri hı hı. topladım. Sonra çağırdım oğlumu yanıma bak dedim. Kadınlar işte eee büyük tuvaletini buradan yapıyor. Küçük tuvaletini buradan yapıyor. Bak burası işte hani sana anlatmıştım ya daha önce. Kadınların işte çocuklarını dünyaya e, getirme yerleri. İşte buradan dünyaya geliyorsunuz. Bu kadar. Soru cevaplandı. Çocuk kafasındaki merak gitti. Gitti. Ben bu soruyu cevaplamasaydım bu ne biçim soru? Ee, bir İyice daha sakın duymayayım diye deseydim o ne yapacaktı biliyor musunuz? İnternetten araştıracaktı. Şimdi bizim zamanımızda anne babalarımız bizi ansiklopedilerden koruyorlardı. Biz böyle biraz ergenliğe gelip işte cinselliği merak edince. Ama bugün çocuğunuzu neyden koruyacaksınız? Hı hı. İnternet gibi çok ciddi bir tehlike var Bugünün anne ve babaları Buradan bütün anne ve babalara sesleniyorum Çocuklarınızı dürüst olmak zorundasınız Çocuklarınızın size sormuş olduğu soruları Sizler Onların yaşına uygun olarak cevaplamak zorundasınız ee, Çocuklarınıza Günah ayıp kültürüyle değil Seni anlıyorum anlamaya çalışıyorum Merak ettiğin her şey için buradayım Bunu vermek zorundasınız Devir artık Bizim zamanımızdaki kadar masum değil. Evet. Çocuklar bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar ve sizin cevaplamadığınız o sorunun cevabını Kendisi internet belki ortamında ararken neyle karşılaşacağını bilmiyorsunuz. Evet. Anladın mı? Sizin bugün ayıp diye çocuğunuzu susturduğunuz şey. Aslında sizin en büyük kendi ayıbınız oluyor. Hı -hı, o hı -hı. çocuk öyle şeylerle karşılaşıyor ki, öyle şeyler görüyor ki bir daha hayatı boyunca bunu toparlayamıyor. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir izleyicimizin sorusu var. Tamam. WhatsApp'tan iletmiş. Hanife Kolani'yi, <laughs> 10 yaşındaki oğlum basketbol takımında ve soyunma odasında tüm takım arkadaşlarıyla birlikte giyiniyor. Hı -hı. Bu durumda mahremiyeti nasıl koruyabileceğiz? Evet, çok yanlış. Şimdi okullarda bizim zamanımızda, ben bunu mahremiyet eğitimi halinde baştan kitabımda da yazdım. Ee, okullardaki mahremiyet eğitimi süreciyle ilgili. Şimdi öğretmen çok rahatlıkla çocuğun elinde önündeki kalemi alır ve kullanır. Aslında orada çocuğun yine algısına zarar veriyor. O kalem onun özel eşyası ve sen bir öğretmeni olarak çocuğun kalemini alırken izin istersen kalemini alabilir miyim, bunu kullanmama izin verir misin dersen çocuk hem kendini değerli hisseder hem de sınırlarını tanır. Şimdi bugün okullarda en büyük sıkıntı bu. E, spor salonlarında soyunma odalarına çocuklar tıkılıyorlar. Burada bütün çocuklar birbirinin yanında üstünü değiştiriyorlar. Ve bütün mahremiyet algısı bozuluyor. Yani e, ama ne olması gerekiyor? Bunu belki bir bina içerisinde işte duvarlarla sağlayamayız ama perdelerle çok basit. Belli perdeleri koyacağız. Ve bu perdelerin içerisinde çocuklar giyinecekler. Evet. Şimdi çocuğun kendi bedeniyle ilgili belki sıkıldığı bir şey var. Belki Hı -hı. utandığı bir şey var. Ya da çocuk göstermek istemiyor. Biz 10 tane kadın buraya gelip birbirimizin yanında üstümüzü değiştiriyor muyuz? Çeki ne yapıyoruz? Çekiniyoruz. Ben bugün evet. annemin yanında bile üstümü değiştirmiyorum. Başka bir odaya gidiyorum. Yani bunun bütün dünyada Hı. E, giyinme soyunma kabinlerinin olması lazım. Ee, bu arada hani bu bahsettiğim soruyu yönelten Hanife Hanım Londra'dan. Şimdi yurt dışında hani bu şekilde evet. maalesef hani e bu konuda pek evet. bir mahremiyet yok. Hani ben de orada büyüdüm, evet. yetiştim, biliyorum. E, yetişkin olduklarında da bu konuda pek bir evet. mahremiyet yok spor salonlarında evet. vesaire. Tabii Türkiye'de daha hani bilinçli evet. bu şekilde. Mesela TRT'de biz burada hani herkesin evet. kendine özel bir giyinme odası var, evet. değil mi? Sizin evet. de konuk aynen olarak öyle. geldiniz. Yani aynen Sizin öyle. de kendinize ait bir odanız var. Biz evet. hani birazcık daha bunun bilincindeyiz. Ama yurt dışında yaşayan evet. Türk ailelerin çocukları daha zor durumda gibi geliyor bana. Evet. Siz aynen ne öyle düşünüyorsunuz öyle. bu konu hakkında? Evet, çok haklısınız. Yani şimdi şöyle e, tabii ki mesela mahremiyet eğitiminin kültürü yoktur. Yani mesela çocuk eğitiminin kültürü yoktur. Yaşadığı ülke yoktur. Böyle bir şey yok. Yani bir çocuk dünyanın her yerinde sevilmeli. Bir çocuğun bedenine dünyanın her yerinde saygı gösterilmeli. E, bir çocuk dünyanın her yerinde anne ve babasıyla vakit geçirmeyi hak ediyor. Yani bu bedeni koruma, bedeni saklama yani bu benim bedenim. Ben bu bedenimi e, o, ya 10 tane kişinin içerisinde göstermek istemiyorum. Evet. Ya ben bunu korumak istiyorum. Yaşadığım ülke bana bu hakkı vermek zorunda. Nerede olursam olayım ben. Hı hı. Nerede yaşarsam yaşayayım. Benim kendi bedenimi örtme, koruma, e, saklama, savunma hakkını dünyanın neresinde yaşarsam yaşayayım. Yaşadığım ülke bana bu hakkı vermek zorunda. Hı hı. Hı hı. Ben 10 tane çocukla, ben kendi çocuğumun da giyinmesini istemiyorum. İzin müsaade etmiyorum. Niye benim çocuğum bir başka başını akran akran zorbalıkları da çok fazla aynen öyle, oluyor. Aynen öyle. Ee, aynen evet. öyle. bakıyor böyle. Mesela çocuk erken ne? yaşta tüylenmiş. Ya da bir kız çocuğu e, göğsüleri erken yaşta çıkmış. Arkadaşları diyor ki "Aa diyor gördün mü onun diyor tüyleri çıkmış. Ya Bu benim çocuğum da nasıl büyük bir etki evet. yaratıyor değil mi? Aynen öyle. Çocuk ben bunu ben de ortaokula giderken mesela biraz iriceydim arkadaşlarıma göre. Ve biz de mesela ortaokulda beden eğitimi dersinde erkekler bir sınıfta giyinirdi, kızlar bir sınıfta. Ben kendi hatırlıyorum o dönemde benim biraz daha mesela vücut hatlarım daha çabuk kadınsılaştı. Onlar daha çocuk gibiyken ben biraz daha kadın gibiydim ve arkadaşlarım benimle dalga geçerlerdi. Hı hı. Sen işte tas mı koydun? Ne var orada? Yani o kadar utanırdım ki ben onların yanında giyinmek istemezdim. Evet. İşte ee, aa tüylerin çıkmış. Diğer arkadaşlarımıza yaparlardı mesela. O kadar böyle ağlayan, ağlayarak çıkan. Çok ya acımasızlar bunları, çocuklar ço evet. bu konuda. Yani aslında e, bunu bir yetişkin gibi o duygu ve düşünceyle yapmıyorlar. Hani onu kırmak için değil. Değil. Çocuklar hani duygusal olarak gelişimini tamamlamadıkları için empati kurma yetenekleri biraz zayıf kalıyor. Ve işte maalesef ki e, bugün mesela evlerimiz... Önceden neydi? Tek oda içerisinde biz bütün aile bir arada yaşıyorduk, değil mi? Ee, daha çok aile birliği, beraberlik, paylaşım vardı. Bugün maalesef ki mesela paylaşmak, empati kurma ee, insanların birbirini anlaması konusunda da bir bencilleşmeye doğru gidiyoruz. Evet. Yani karşı tarafın duygu ve düşüncelerini bugünün çocukları anlamıyor. Çünkü bugünün anne ve babaları diyor ki hep benim çocuğum. Benim çocuğumun mutluluğu, benim çocuğumun sağlığı, benim çocuğumun huzuru, benim çocuğumun kılığı, kıyafeti benim çocuğumun başarısı diğer çocuklar ne olursa olsun <laughs> diyor. O yüzden farkında olmadan bencil bir nesil yetiştiriyoruz. Empati yeteneğinden uzak. O kadar rahat eleştiriyor ki dalga geçiyor. Aa diyor senin spor ayakkabıların bilmem ne marka değil mi diyor mesela. Hmm. Ama düşünemiyor. Belki o çocuğun ailesinin imkanı yok. Çünkü anne baba e, maalesef ki çocuklar için kalite şöyle algılanıyor. İyi okul, iyi eğitim, e, iyi yemekler, iyi yerlere gezmeye götürmeler. Hı hı. E, ama bugün çocuklar için kalite bu değil. Biz bir gün çocuklarla birlikte sofrada yemek yiyoruz. E, benim büyük oğlum dedi ki anne ne kadar kaliteli yemek yiyoruz. Sofrada da ne var biliyor musun? Peynir, zeytin, e, biraz işte melemen. Bir de annemin daha önceden yapmış olduğu gözlemeler var. Şöyle bir baktım sofraya yani böyle zengin bir sofra değil. Bir de buzdolabından çıkartıp direkt ortaya koymuşum. Ee, baktım böyle dedim ki herhalde hı hı. kalite ödülünü Keremcim dedim gözlemeler aldı dedim. <laughs> yok hani o yüzden söylemedim dedi. Ee, ama dedim bizim yemeklerimizin bir markası yok ki ya da işte hani bir değeri yok ki neden kaliteli dedi. Çünkü bak ben de bir anne olarak direkt kalite deyince aklım markaya gidiyor. İşte evet. pahalı oradaki... E, onun fiyatına gidiyor, etiketine gidiyor. Dedi ki, anne şu sofrada sen, ben, babam, kardeşim hmm. ve anneannem hep beraberiz ya. O yüzden kalite dedim. Ne dedim. güzel. Bakın kalite Hı -hı. E, bir çocuk için aynı çatı altında Hı -hı. E, mutlu huzurlu yaşamaktır. Evet. Giydiği ayakkabının, kıyafetin, eşyanın kalitesiyle, markasıyla ve etiketiyle ilgilenmez bir çocuk. Kesinlikle. Dilerseniz mutfağımıza geçelim. Tamam. Sohbetimizi orada evet. da devam ederiz. Çok ben Şimdi hazır sofradan istiyorum. da bahsetmişken, Çok, değil, değil mi? Çok güzel. Evet. Bakalım ne kadar <laughs> kaliteli bir yemek. Evet. Keyifle yenilecek bir yemek. Evet, ellerinize sağlık. Evet, bu yemeği kaliteyle yiyeceğiz. Niçin? Keyifleyeceğiz. Bu kadar değerli iki tane ben Ay çok bu çok çok sağ olun. teşekkür etmek istiyorum. E, çünkü gündüz kuşakları gerçekten bizim toplumumuz için, bazı gündüz kuşağı programları çok zehirleyici olabiliyor. Sizler çok güzel bir örneksiniz. Bugün burada fırsat verdiniz. E, bir kişinin bile burada fikrini değiştirebildiysek, hayatına dokunabildiysek ne mutlu. O yüzden ben TRT ailesine, TRT Türk ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aynı şekilde ben de teşekkürler. TRT ailemi bu evet. konuda tebrik etmek istiyorum. Tabii ki evet. bunun hani en büyük yaratıcılarından evet. biri yapımcımız İmran evet, abla. Her şeyde de. eli evet. var. Evet. Buradan evet. da onu şu an evet. ki eminim. Sağ evet. olsun. Ee, tabii ki ekipte herkes evet. çok kıymetli ama gerçekten evet. asıl hedef, amaç evet. kamuya hizmet. Evet. Başka hiçbir şey değil. Aynen bir de şey de söylemek istiyorum hemen. Buradaki herkes çok güler yüzlü, çok tatlı, çok kıymetli. Biz çok güzel ağırlandık bugün burada. O yüzden ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. O kadar güzel şeyler söylediniz ki buyurun. Evet. Bu kadar güzel şeylerin üzerine bir de güzel <laughs> bir yemek yiyelim. <laughs> <Çok> güzel olur. <laughs> güzel bir tadım evet. Tadında yap durursak. ve limonlu sularımı. Çok merak ben ediyorum. Ben şefimiz şöyle hızlıca, hızlıca. nasıl hemen. yaptığımızı hemen anlatabilir misiniz? Hemen tavuğu. Ee, jülyen kestik göğüsü ee, yumurta akı ve nişasta ile kapladık yağda döndürdük sonrasında soya sosu sarımsak bal biraz acı bilmiyorum acısı nasıl oldu ben çok acı e, severim ama mi? hafif mi acısı acıyla e, karıştırıp sonra gibi. döndürdüm böyle yani var da ben normalde acıya karşı çok hassasım ama bu çok var, güzel yok olmuş gibi. Evet. Tamam. İçinde bal var acı var vesaire sonra şöyle bir döndürdüm üzerine de serviste taze soğanın yeşili Noodle'ı da normal haşladık. İçinde neler var? Zeytinyağında döndürülmüş soğan var, sarımsak, taze zencefil var, havuç var, kabak var, Benim şey çok var. şu mor lahana. Hı. Mor lahana çok, çok güzel olmuş. oluyor. <laughs> ben onu çok seviyorum. Üzerine de süs olarak olmuş. hem susam, böyle kavrulmuş, kavrulmuş susam, susam biraz da maydanoz bu aslında kişinin işte konabilir keyfek ederdir. biz Hı -hı. maydanoz koyduk harika olmuş çok güzel evet, bayıldım sağlık gerçekten Doğru. Bir hafta sonu yemeği diyorum ben hafta sonu yemeği de, aileyle birlikte çocuk çocukla birlikte <laughs> yenilebilecek işte. çok güzel şey söyleyeyim bir söyleyeyim mi, sebzeler e, mesela çocuklar normalde sebze yemekten çok hoşlanmazlar ya sebzeler içerisinde o kadar iyi onun sosuyla harmanlanmış ki şey gibi e, sebze gibi değil evet oradaki Makarnanın tadı gibi. Evet. Hepsi Belki bir arada bu makarnayı, makarnayı sever ya çocuklar bu şekilde sebzeyi de sevdirebiliriz. Aynen. Olur tabii de de ki. Her yolu denemek lazım. <laughs> her yolu denemek Denemediğimiz yol kalmıyor zaten biz anneler <laughs> haklısınız, olarak. Haklısınız. Her şeyi deniyoruz mutfakta bunu da deneyeceğim. Bir de noodle hani bol yumurtalı bir makarna olduğu için oradan da bir beslenme Tabii. değeri yükselmiş oluyor. Besin değeri. Evet, tabii çok ki. güzel Elinize olmuş. Sağlık. Ellerinize Süper. sağlık. Beğenmenin Suyunuz çok da üzerinde. çok lezzetli. Her <laughs> gün bu hafta her gün farklı bir evet, e, su bencefil aroması yaptık. Bu akşama kadar içiliyor biliyor musunuz? Üstüne tekrar ekleyin, tekrar ekleyin. Nane koydum içine, limon. Bu tam bir şifa deposu aslında. Peki bir şey soracağım. Bunu böyle günlük hayatımıza entegre etsek, her gün içsek herhangi bir Hayır, şey. zencefil bağışıklığı çok güçlendiren tamam. bir ürün. Bu arada Aşkım noodle'da da vardı değil mi? Aroması hiç Evet. tadı sadece aroması böyle çok hafif geliyor. O kadar güzel olmuş. Elinize Gerçekten sağlık. Beğenmenize çok sevindim. Su içmekte zorlanan insanlar için bugün bu hafta Belkıs şefimiz farklı farklı her gün farklı bir <laughs> su güzel, evet. lezzeti koydu. O da ekstra bir tarif olmuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ediyorum. Yine çok güzel yemek tarifleriydi. Evet çok güzel. Ben de çok Size beğendim. de çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok Bizler teşekkür için, ediyorum. anne babalar için çok evet. çok önemli Harika bir konuyu geldi. bize anlattınız, bizi aydınlattınız, bilinçlendirdiniz. Gerçekten çok çok kıymetli bir konuydu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu arada 23, 24, 25 Aralık'ta Hollanda'dayım. Aa ne güzel. 29, 30 Aralık ve 1 Ocak'ta Almanya'dayım. Dilek Cesur sosyal medya hesabından da ayrıntılara bakabilirler. Hem konferanslarım olacak hem kitap imzalarım olacak. Orada bütün yurt dışında yaşayan dostlarımı da bekliyorum. Evet, çok teşekkür <laughs> ediyoruz bunu da söylediğiniz için. Ee, evet sevgili izleyicilerimiz, bu haftanın da sonuna geldik. Haftanın son programıydı. Herkese öncelikle iyi hafta sonları diliyorum. Ailenizle güzel güzel vakit geçirin, güzel güzel yemekler yiyin, güzel güzel oyunlar oynayın çocuklarınızla. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın.